Merhaba arkadaşlar. Set 29 birinci soru. ABC dik üçgen. AB diktir BC. AD DB'ye eşit verilmiş. BC 12 santimetre. CD 10 santimetre olduğuna göre AB kaç santimetredir diye sorulmuş. Bakın arkadaşlar, burada bir muhteşem üçlü var. Şimdi muhteşem üçlü ne diyordu bize arkadaşlar? Eğer hipotenüse inen kenarortay varsa iki eş parçaya böler ve şu kenarortay uzunluğu da şu eşitliklerden birine eşittir diyordu. Aynı şekilde bakın. Şimdi şöyle bir şekil verilirse üçgen biraz kötü oldu. Şöyle çizilmiş ve 3 adet eşitlik verilmişse biz hemen şuraya dikmeyi kendimiz koyuyorduk değil mi arkadaşlar? Aynı şekilde bu ABC üçgenine bakacak olursak şurayı bir temizleyelim hemen. ABC üçgenine bakacak olursak bakın hipotenüse inmiş şu iki parça eşit verildiyse üçüncü parçanın eşitliğini de biz hemen koyuyoruz. Bakın burası dik olmak şartıyla ama. Şimdi o zaman şu DA uzunluğu 10 birim. DB uzunluğu 10 birim oldu. Şimdi şu ABC üçgeninde bakın 12 3'ün 4 katı 20 20 5'in 4 katı. O zaman AB uzunluğu da ne olmak zorunda? 4'ün 4 katı olmak zorunda arkadaşlar. Yani 16 santimetre olmak zorunda. C şıkkı doğru cevabımız oldu. İkinci soru. ABC dik üçgen. AB diktir BC'ye. AB eşittir AD verilmiş. Şekilde göstermiş arkadaşlar. CD uzunluğu 8 santimetre. BC uzunluğu 20 santimetre olduğuna göre AB kaç santimetredir diye sorulmuş. Şimdi ben şu AD uzunluğuna X dersem hemen AB uzunluğuna da ne demek zorundayım? X demek zorundayım. Arkadaşlar gelin hemen bir Pisagor yazalım. Bakın dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir den. 20'nin karesi yani direkt yazayım. 400 artı x'in karesi eşittir. X artı 8'i karesi. Şimdi şu parantez kareyi açalım arkadaşlar. Bakın birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşitmiş 400 artı x kareye. X kareler ne oldu? Gitti arkadaşlar. 64'ü karşıya atalım. 16 tane x. 64 çıkarırsak 336 oldu. Her tarafı 16'ya bölüyorum arkadaşlar. X ne geliyor? 21 geliyor. Yani D şıkkı doğru cevabımız oldu. Üçüncü soru. Fırtına sebebiyle şekil 1'de gösterilen 25 metre uzunluğundaki elektrik direği şekil 2'deki gibi tabanından x metre yükseklikten kırılarak dengede durmuştur. Direğin yere değen ucunun direğin tabanına uzaklığı 15 metre olduğuna göre x kaçtır? Arkadaşlar direk tabana dik olacak. Burayı hemen ekleyelim. Bakın direk tabana dik olmalı. Şimdi burada kırıldıysa şuraya x dediysem daha doğrusu şu üçgeni dışarıda ben bir modelleyeyim. Hiç bunun üstüne şey yapmadan bulaştırmadan. Şöyle bir dik üçgen çizeyim arkadaşlar. Bakın kaç metre yukarıdan kırılmıştı? Kaç metre yukarıdan? X metre yükseklikten. O zaman şurası x olmalı. Şurası dik. Şu uzunluğu ne vermiş? Bakın yere değen ucunun direğin tabanına uzaklığı 15 metre. O zaman burası 15 olmalı. Şurası da arkadaşlar 25 eksi x olmalı. Çünkü direğin boyu 25 metreydi. Hemen Pisagor'u yazalım. X kare artı 15'in karesi eşittir 25 eksi x'in karesi. Arkadaşlar bakın. Eğer sınavda böyle bir soru karşınıza çıkarsa uzun uzun ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem çözümü yapmayın. Çünkü ÖSYM burada bunu yoklamaz. Yanılmıyorsam 2017 yılında bir soruda yoklamıştı. Yani bunu açtırdı uzun uzun. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi açtırdı. Uzun bir çözümü oldu. Onun dışında yapacağınız işlem şu olmalı. Bildiğiniz özel üçgenleri deneyin. Bakın 15'i içinde bulunduran özel üçgen hangisi? Eğer hipotenüs tarafında olsaydı 3, 4, 5'in katları diyebilirdim. Yani 5'in 3 katı diyebilirdim. Ama bildiğim özel üçgen hangisi? 8, 15, 17. Bakın arkadaşlar x yerine 8 koyun. Eşitliği sağlıyorsa x'i demek ki 8 almanız gerekiyor. Bakın koyalım. 8'in karesi
Burası ne yaptı? Artı 15'in karesi eşittir 17'nin karesi. 8, 15, 17 özel üçgeni yok muydu arkadaşlar? Evet var. Dolayısıyla x ne oldu? 8 birim ya da 8 santim oldu. Doğru cevabımız D şıkkı arkadaşlar.